ediyorum. Çünkü ondan sonra kürsüye çağırmış olmak bir noktada siyasi nezaketsizlik gibi değerlendiriyorum kendimi. Beni bağışlasın, kusura bakmasın. Sayın Valim, sayın milletvekillerim, çok değerli Genel Meclis Başkanım, çok değerli İzmir Manisalılar Dernek Başkanları, Başkanım, yönetim kurulu üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Manisa bir tarih kenti. Manisa'nın 4000 yıllık bir tarihi var. Fakat Türkler Anadolu'ya 960'lı yıllarda geldiler. Ve ardından da Anadolu'yu vatanlaştırdılar. Ebul Hasan Arakani ile Kars'tan girdik. Kars kapı demektir. Ardından Anadolu'da büyük bir medeniyet inşa etmenin yollarını araştırdık. Fakat Manisa'ya gelişimiz biraz daha geç oldu. 700. yılını kutluyoruz Saruhan Bey ve arkadaşlarının Manisa'yı Osmanlı topraklarına, Türk topraklarına katmasının 700. yılını geçenlerde Manisa'da kutladık. Kendilerini rahmetle anıyorum. Aynı zamanda Yıldırım Beyazıt'ın memleketi Alaşehir'e kadar gelerek buralarda bir noktada valilik yapan bir kişi. Biliyorsunuz 17 bizim şehzademiz oldu. Bunlardan 6 tanesi ise sultan oldular. Değerli arkadaşlar, Manisa denince akla tarih geliyor. Manisa denince akla Fatih geliyor. Dünyanın gelmiş geçmiş peygamberlerden sonraki en büyük zahiri lideri, bütün tarihçiler ittifakla hemfikir oldukları kişi Fatih Sultan Mehmet Han geliyor. Ve aynı zamanda burada Yavuz Sultan Selim Han'ın da şehzadelik yaptığını biliyoruz. Hafsa Sultan geliyor ve yaklaşık 500 küsür senedir de biz burada nesil macunu seçiyoruz. Hafsa Sultan'ın hastalanmasıyla beraber Merkez Muskiyettin Efendi'nin yapmış olduğu macun aynı zamanda topluma şifa dağıtmaya devam ediyor. Büyük bir gelenek. UNESCO aynı zamanda maddi olmayan varlıklar listesine, kültürel varlıklar listesine Mesir haftasını, Mesir'i de dahil etmiş oldu ve Manisa bütün dünya tarafından tanınan bir kent. Evet, Manisa bir tarih kenti, Manisa bir tarım kenti, sanayi kenti, tarımda üzümüyle temayüz etmiş olan bir kent. Yaklaşık 1 katrilyonluk bir gelir elde ediyoruz. Kirazda borsa bizde, borsayı biz belirliyoruz. Dünyada ve Türkiye'de fiyatları Manisa belirliyor. Aynı zamanda zeytinin memleketi, en fazla zeytin ağacının ve zeytinyağının ve zeytin olduğu ikinci kent Manisa, Bursa'dan sonra değerli hemşehrilerim. Manisa aynı zamanda bir sanayi kenti dedim. Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden bir tanesidir. 40 bin kişi çalışıyor. İşsizlik Manisa'da 4.4, Soma'da %3. Geçenlerde Kalkınma Bakanımız Manisa'ya gelmişti ve orada bir soğuk hava deposunu açıyorduk. 2023 hedefimiz Türkiye'de işsizliği %5'e çekmek ifadesini kullanmıştı. Ve ben kendisine şunu söylemiştim. Manisa'da işsizlik %4.4, Soma'da ise %3. Hedefimiz 4'e indirmek, Soma'da ise %3'ün altına indirebilmektir. Ve bunun karşılığında yeni organize sanayiler ihdas ediyoruz. 2 tane Turgutlu'da, 1 tane Akhisar'da, 1 tane de Salihli'de olmak üzere 4 organize sanayi daha oluşuyor. 10 yıl içerisinde yaklaşık 40 bin kişi daha çalışacak Manisa'da. Manisa'da Financial Times gazetesi dünyada yatırım yapılacak önemli şehirlerden bir tanesi olarak Manisa'yı takdim etti. Çünkü Manisa güvenlikli bir şehir. Manisa ulaşımı çok kolay. Türkiye'de de dünyaya açılan bir pencere limanlarla birlikte ve Manisa'da liyakatlı, ehliyetli, kaliteli eleman bulundurmak da çok kolay. Bu nedenle 3 unsur nedeniyle yatırım yapılacak şehir unvanını kazandı Manisa. Manisa'da kuzeye geçen Dan Limanı yapılıyor İzmir'de biliyorsunuz. Bu liman aynı zamanda bizim tarımda üzümümüzü, zeytinimizi, zeytinyağımızı, kirazımızı, çileğimizi, mısırımızı, pamuğumuzu veya alternatif meyvelerimizi, elmacılığımızı, buna benzer alternatif meyvelerimizi dünyanın tamamına veya Türkiye'ye bu Çandarlı Kuzey Ege Limanı'ndan daha rahat ulaştıracağız. 3 unsur daha Manisa'yı ön plana çıkartıyor. İhracatı, ithalatın önünde olan bir kent. İhracatımız çok yüksek. Türkiye'nin 7. büyük ihracatçısıyız biz. 3 unsur bizi daha da büyütecek inşallah. Birincisi Sabuncuveli Tüneli. Biliyorsunuz burada Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği korkunç Sabuncuveli ile ilgili bir tünel yapılıyor. Bu tünel 2016 yılının sonunda tamamlanacak ve İzmir, Manisa biraz daha ürettiklerini daha çabuk ulaşacak. Eğitimde daha çabuk birbirimize temas edeceğiz. Kültürel difüzyoneliği daha rahat sağlayacağız. Aynı zamanda Ankara-İzmir hızlı treni 2017 yılının sonunda 3,5 saat içerisinde Ankara'dan, Afyon'dan, Uşak'tan insanlar Manisa'ya gelecekler. Biraz önce bizim dernek başkanımız ve sayın milletvekilimiz Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz bahsetti. Manisa bir tarih kenti dedim. Hem Yunus Emre açısından hem Tapduk Emre açısından hem Kula noktasında ama en önemlisi İslamiyet'ten önceki 3-7 kilisenin 7'si de Türkiye'dedir arkadaşlar.
Bunun üç tanesi Manisa'da, Sark Kilisesi, Sark'ta Ahmet Bey ile biliyorsunuz Salih ile arasındaki bulunan Sark harabelerinin olduğu yerde, Philadelphia ana şehirde, Amerika'daki Philadelphia ismi de oradan gelmektedir. Aynı zamanda Akhisar'daki Tartaria ve burada belki biz Efes yapabiliriz Manisa'yı. Belki bu hızlı trenle birlikte aynı zamanda dünyaya açılan bir kapı yapacağız. Bir hayalimiz var milletvekilleri olarak, biz 5 milletvekili Sark'ta uluslararası bir kültür festivali yapmak istiyoruz. Orada dünyanın Arya üstadlarını getirmek, İlay üstadlarını getirmek, aynı zamanda ilk paranın basıldığı, madeni paranın basıldığı Lidya'da Merkez Bankası başkanlarını çağırarak burada paralarını sergilemek istiyoruz. Brezilya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin ve orada çok ünlü biz üstadları getirmek istiyoruz. Bunu yapabilirsek inşallah Manisa aynı zamanda Mesir'le Türkiye'nin tanıdığı, Türk dünyasının tanıdığı bir şehir, şehzadelerle ama aynı zamanda da Sarp Kültür Festivali ile dünyanın tanımış olduğu bir şehir haline getirmek istiyoruz. Manisa aynı zamanda inanç turizm merkezi olabilecek bir yer ama aynı zamanda Manisa'ya büyük hizmetler yapıyoruz. İstanbul, İzmir otobanı yapılıyor. Soma'dan İzmir'e kadar bizim şehrimizden geçecek. Bu da aynı şekilde İstanbul'dan, Sakarya'dan, Bursa'dan gelen insanlar Manisa'yı daha çok tanıyacaklar. Zeytinimizle, zeytinyağımızla, tarihimizle, kültürümüzle, çileğimizle, üzümümüzle, kirazımızla veyahut da ürettiğimiz her mamulle karşılaşacaklar. Manisa'yı biraz daha zengin yapacağız biz inşallah Allah nasip ederse. Değerli arkadaşlar, Manisa aynı zamanda bir Sipil Dağı ile beraber dünyadaki endemik bitkilerin merkezi olan bir kent. Nedir endemik bitkiler? Sadece dünyada o şehirde yetişen bitkilerin olduğu kent demektir. İsviçre'nin bir tane endemik bitkisi vardır. Bir tek dünyada İsviçre'de yetişir. Ama bizim şehrimizde tam 41 tane endemik bitki var. Dünyada 2000 endemik bitkinin 200 tanesi Türkiye'de, 41 tanesi Manisa'da. Biliyorsunuz Hafsa Sultan hastalandığında Merkez Muhsin Efendi Manisa dağlarından topladığı 20 tane endemik bitkiyle ve de aynı zamanda İpek yolundan, Hindistan'dan, Cava dağlarından getirdiği diğer 21 tane de diğer bitkilerle beraber o Merkez Muhsin Efendi'nin yaptığı macunu yapmıştı. O nedenle bizim bir hayalimizle Mesir Sipil Dağı'nın tepesinde endemik bitkiler müzesi oluşturmak istiyoruz. Şimdi Manisa'ya bir müze kazandıracağız. Bunun çabası içerisinde Sayın Valimizle, Sayın Milletvekillerimizle birlikte. Çünkü burası Sart'ın, Roma'nın, Bizans'ın, Lidya'nın kenti, Saruhanlı'nın, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın kenti. Tarihi eserlerimiz iç içe, bunları ayırt etmemiz lazım. İki ayrı kültür, bir tarafta Hristiyan kültürü, bir tarafta İslam kültürü var değerli arkadaşlarım. O nedenle iki ayrı müzeye sahip olmamız gerekiyor. Manisa'da her şey var. İnşallah Manisalılar bunun bilinci içerisinde bir dernek kurdular İzmir'de. 200 binlik bir güç bunlar. Manisa 1,5 milyonluk bir kent. 200 bin kişi burada, 1 milyon 700 bin kişilik bir unsur. Manisalılar göç etmiyorlar. Ancak İzmir'e gelebiliyorlar. Çok az da İstanbul'a gitmişler. Ama Manisa'mıza çok göç alıyoruz biz. Afyon'dan, Kütahya'dan, Uşak'tan, Balıkesir'den veyahut da Doğu'dan alıyoruz, Karadeniz'den alıyoruz, Kars'tan alıyoruz, Ağrı'dan, Bitlis'ten, Siirt'ten. Ama Manisa şöyle bir şey. Hani ki birileri bir kaba girer, kabuk şeklini alır ya, Manisa'ya gelen herkes Manisa'nın o demokrat kültürünü, muhafazakar kültürünü, değerler kültürünü, tarih kültürünü alıyor. Herkes Manisalı oluyor. Manisa'da kavga yok. Manisa barışın kenti, huzurun kenti, sevginin kenti, dostluğun kenti, Yunus Emre'nin kenti, Yavuz'un kenti, Fatih'in kenti. İnşallah Manisa zenginlik noktasında ihracatını 7. sıradan 5'e çıkaracak. Özgürlükler noktasında söz sahibi olacak. Eğitimde de çok büyük hamleler yapıyoruz. Biz son sözlerimi toparlıyorum inşallah. Biz milletvekili olduğumuz zaman bizim 5 fakültemiz vardı. Ama bu fakülteyi çoğaltmamız icap ediyordu. Neden? 20 yıllık üniversitelere baktığınız zaman Muğla Üniversitesi'ne veya bir başka Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne 13-14 fakülte var. Bu ne demektir? Daha çok öğrenci gelmiş buraya. 60 bin, 50 bin, 100 bin kişilik öğrenci kitleleri var. O şehir daha çok zengin oluyor. O şehirde kültürel difüzyonla konuşuyor. Net fakülte büyük ayıplı dedik. Biz bu fakülteleri 11'e çıkarttık. Salihli'de bir fakülte, Turgutlu'da bir fakülte, Akhisar'da bir fakülte, Manisa merkezde 3 fakülte olmak üzere İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ve İktisadi İdare Bilimler Fakültesi, inşallah Gıda ve Tarım Fakültesi, Teknoloji Fakültesi olmak üzere. Şu an Manisa'da 40 bine yakın öğrenci var. Hedefimiz 50 bine çıkartmak. Bu fakültelerin tamamını zenginlere yaptırıyoruz. Hayırseverlere yaptırıyoruz. Devletten bir kuruş almıyoruz. Ve biz eğitimde büyük katkılar bulunuyoruz. Organize sanayisi, büyük fabrikalarımız, ferrorolarımız, nesnelerimiz, inşallah bunlar ECA'larımız daha çok lise yapıyorlar hayırseverlerimize. Manisa eğitim noktasında da ön plana çıkacak inşallah. Eğitimin kenti, tarihin kenti, tarımın kenti, sanayinin kenti, turizmin kenti, kültürün kenti. Kendisini daha çok temayüz ettirecek. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdi. Biz sizlerin hizmetkarınızız.
elimizi kirletmeden, nasiyemizi kirletmeden size hizmet edeceğiz. Biliyoruz ki bu görev geçici. Geçici görevlerde baki kalan bu kuvvete hoş bir seda olmak istiyoruz. Sadece ve sadece ebedi dünyaya giderken hayırlı anılmak istiyoruz. Sizin hizmetkarınızı sizlere çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Manisa, yaşasın Türkiye, yaşasın Cumhuriyet'e, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.